Herkese selamlar gençler. Şimdi Toledo'ya geldik. İspanya'nın bence en güzel yeri. Burası Madrid'e 80 km uzakta bir yer. 2005'te en son şey yapmışlar nüfus sayımı. O zaman 75 bin diyorlar. Herhalde şimdi bir 100 bini vardır büyük ihtimalle. Burası Tayo Nehri'nin üç tarafını çevirdiği bir şehir. Engebeli bir yer. Biraz böyle tepede kalıyor. 580 metre yüksekliği varmış. Denizden yüksekliği varmış. Şimdi evlere falan baktığınızda hep böyle Roma döneminden kalma bir sürü duvarlar var. Burası 7. ve 8. yüzyılda Müslüman akınlarına da uğrayıp bir dönemde Müslümanlar tarafından yönetilmiş bir yer. Şimdi şehre bakalım. Haydi gidiyoruz. Şöyle çok güzel binaları var. Roma döneminden kalma tuğla yapılar. İçerisi inanılmaz güzel. Manzaraları da süper. Şu an manzaralı tepenin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Buralarda yürümek istediğiniz zaman güzel bir yürüyüş rotaları bulunuyor. Burası da belediyenin binasıymış. Böyle belediye otobüsleri var. Sizi yukarıya kadar getiriyor. Üniversite falan var çünkü içeride. Çok da güzel sokakları var. Bozulmamış muhteşem bir şehir. Mutlaka Madrid'e geliyorsanız kesinlikle gelin buraya. İnanılmaz sıcak bir gün. 40 derece falan. Ağustos'un 12'si bugün. Bayağı böyle bir sıcaktayız. Pardon. Kahve genzime kaçtı. Soğuk kahve aldım. Orta çağdan kalma çok güzel bir şehir. Muhteşem. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle bence Madrid'e geldiğinizde bir gününüzü ayırın. Trenle gidip gelebilirsiniz, otobüse gidip gelebilirsiniz, araba kiralayabilirsiniz. Çok yakın yani. Uzun süreler Cervantes'in de yaşadığı yer. Hatta buraya da 45-50 km ötede Cervantes'in evi var. Cervantes'in evi şu anda Eylül ayına kadar, 2023 Eylül'e kadar kapalıymış. Ona gidemedim. Gidemediğim için de direkt Toledo'ya geldim. Toledo'yu şu anda geziyorum. İnanılmaz güzel bir şehir. Ben buraya benim 4. gelişim. Bence herkes buraya gelip burayı görmeli. Her tarafında inanılmaz güzel orta çağdan kalma eserler var. Şimdi ben size onları göstermek istiyorum. Şimdi şehre baktığınızda Romalılardan kalma bir şehir aslında. Ama daha sonrasında hem Yahudiler hem Müslümanlar burada yaşadığı için uzun süreler burada Endülüs döneminin ve seferatların, Yahudilerin de eserleri var. Şuraya baktığınızda işte orta çağdan kalma kılıçlar vesaireler, tapınak şövalyeleri. Burada tapınak şövalyelerine ait bir tapınak da var. Açıksa orayı da göstermek isterim. Böyle kılıçlar var. İşte her yerde zaten Templier'lar. Bunlar böyle bakın tişörtlere. Don Quixote, Cervantes'in önemli eseri. Don Quixote'la alakalı böyle tişörtler var. Bazı işlemecilikler var. Bakın bunun üzerinde tapınak şövalyeleri var. Davud'un yıldızı var. Çeşitli Müslümanlıkla alakalı işlemeler var. Hristiyanlık var. Fatıma'nın eli var. Bunları hepsini böyle şehrin içerisinde görebiliyorsunuz. Bakın şurada katedral var tam ileride. Şimdi katedrale doğru yürüyeceğiz. Katedralin alt tarafında da şey bulunuyor. Sinagog bulunuyor. Oraya doğru yürüyelim. Şimdi burada yemek fiyatları da uygun. Bakın şöyle köfte, patates, salata 6 euro. Balık var, tavuk var, bacon var 5,5 euro. Gene tavuk var
antrikot var. Çeşitli soslu yumurtalı kahvaltılar var. Fiyatlara baktığınızda bence çok da pahalı değil. Yani İtalya'da buradan daha da pahalı şeyler yiyebiliyorsunuz. İspanya ve İtalya'ya göre nazaran biraz daha ucuz bir yer. Burada yediğiniz kahveler falan mesela şu Türkiye olarak bakarsanız pahalı. Asıl pahalı değil. 90 liraya geliyor şu 3 euro. Zaten Türkiye'de de 70-80 lira mı? Öyle bir şey ama birim para olarak baktığınızda burada 3 birim parayı alıyorsunuz. Bakın böyle her yerde çok güzel kolyeler, kolye uçları, İsa ile alakalı şeyler, tapınak şövalyeleri alakalı, Hristiyanlık ve Yahudilikle alakalı bakın 7 kollu şamdanlar falan var. Bunların hepsi bu bölgede yaşayan insanların bu bölgeye vermiş olduğu eserler aslında baktığınızda. Böyle her yerde bunlardan görebiliyorsunuz. Bakın burada bütün şeyleri gösteriyor. Diyor ki eğer diyor siz tapınağa gitmek istiyorsanız tapınağa buradan gidebilirsiniz. Templiers'ın yeri varmış orada. Bu taraftan da katedrale çıkıyor. Tam katedral o kadar güzel bir yerde ki biraz yokuş. Burada biraz yürüdüğünüz zaman geri dönerken biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. İnerken sıkıntı değil de geri dönerken illaki gölgelerden gitmenizi tavsiye ederim. Vallahi İspanya'ya kesinlikle Ağustos'ta gelmeyin. İnanılmaz sıcak. Eriyorsunuz yani harbiden. Eriyorsunuz. Dün 11 Ağustos'tu. Bugün 12'si. Biz buraya geldiğimizde 38 dereceydi Madrid. Hissedilen 40-41 falan. Bayağı bir insanı mahvediyor. Yani akşam saat 8-8.30'da 33 dereceyi gördüm. Şu anda burada da şu an 37 derece. O yüzden böyle buzlu muzlu bir şeyler içip içip duruyorum. Şu an tam arkamda katedralin eğer uygun fiyata, ücretsiz girmek isterseniz ki girişi var. Ama şu anda kapalı. Bir de şöyle bir şey var. Yazın bunlarla ben Nisan'da falan geldiğim için hep açık oluyordu. Birçok yer 12'de açılıyor. Sabah açılmıyor. Ondan sonra bir de aralarda bunların tabii siestaları var ya. Bir kapatıyorlar. Bütün dükkanlar kapalı. Dün Madrid'de bırakın yemek yiyecek yeri şey bulamadık ya. Su alacak yer bulamadık falan. Saat 4.30-5'e kadar hiçbir şey açmıyorlar. Gidiyorlar. Sabahları da kalkıyorsunuz kahvaltı edecek yer bulmaya çalıştık. Yani Toledo'nun merkezine gelince bulduk ama Toledo'nun merkezinde bence benim size önerim otelde kahvaltı almaktansa şehir içerisinde kahvaltı alınacak çok çok daha uygun yerler var. Çünkü bir otel kahvaltısı 7.5-8 Euro'dan başlıyor. Vergisiyle beraber 11-12 Euro'ya falan siz otelden alıyorsunuz. Ama şeyden alırsanız buralarda kişi başı 5 Euro'ya falan alabiliyorsunuz. Şimdi ben size oraları da göstereceğim. Bence alacaksanız kahvaltıyı dışarıda alın. Böylelikle daha çok zamanınız olur gezmeye. Şimdi şehir Roma döneminde kurulmuş. Sonrasında kurulduktan sonra Müslümanlar tarafından alınmış. O yüzden her bir şeyi de buraya iyice işlemişler. Bakın burada Roma döneminden kaldığına dair tabii ki de bunlar yenilenmiş binalar ama şöyle baktığınızda bu tuğlalı yapıları görebiliyorsunuz. Büyük taşlı yapıları görebiliyorsunuz. Bunların hepsi Roma döneminden kalıp üzerine yenilenmiş bina yapıları. Şu karşımızdaki bina biraz daha tabii yenilenmiş. Hepsi yığma yapılar. Bakın evet burada mesela Templier'larla alakalı bahsettiğim yer burası. Templier Müzesi. Eğer tapınak şövalyeleriyle alakalı herhangi bir ilginiz, alakanız varsa buraya gelebilirsiniz. Burada çok güzel şeyler var. Bakalım bunların girişi ücretli mi diye de bir soralım. Evet, içeriye giriş ücretli. Bir baktım. Bir yere bakarsanız şuraya bu savaş dönemi kullandıkları silahları gösterdikleri yer
6 euroymuş. Templirlerle alakalı yer 11 euro. Witchcraft dedikleri bu cadı avlarıyla alakalı yaptıkları şey de 16 euro. Bence biraz pahalı. Ben biliyorsunuz bu Venedik'te girmiştim cadı avıyla alakalı müzeye. Çok bir şey yok. Hani bence verilecek bir para değil. Ama gelmek isteyenler varsa buraya gelebilirler. Bakın böyle yerde de Toledo'nun bir haritası var. Çok böyle belli olmuyor ama nerede olduğunuzu böyle bir harita halinde yapmış. Böyle eski şehri tamamıyla, bakın üzerine noktalarını koymuş, sayıları belirtmiş. Buradan 1, 2, 3, 4 diye böyle gidiyor. Eğer gelip de burayı görürseniz nereye gideceğinizi de seçebilirsiniz. Vallahi şehir gerçekten gezilip görülmesi ve buraya böyle zaman ayrılması gereken bir yer bence. Hani alışveriş de yapabilirsiniz. Böyle ilginç güzel kıyafetler var. Sonra süs eşyaları var. Hani evinize güzel böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız, bakın şurada mesela dünya haritası var. Halı şeklinde. Ondan sonra şöyle halılar var. Böyle işleme. Yok, bunlar yastık kılıfıymış. Evet, yastık kılıfı. Böyle güzel, çok hoş şeyler. Alışveriş falan yapmak isteyenler de varsa bence bunlar alınabilir. İşte Templar'larla alakalı yastıklar var. Böyle kedilerden yapmışlar, köpeklerden yapmışlar. Bence çok da güzel bir bölge. Bakın buralardan yürüyerek böyle size şeyleri gösteriyor. İşte burası neresi? İşte katedrale nasıl gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye hepsini gösteriyor. Evet, burada bir de Paseos Nocturnos Por el Toledo Magico diye bir yer var. Büyü müzesiymiş. Acaba açık mı bilmiyorum. Hani bakalım. Galiba değil. Bunun belirli zamanları var galiba. 7, 10, 13 euro diyor fiyat. Böyle büyüyle alakalı eğer bir şeyiniz varsa, diyor ki işte eski zamandan kalma, İslamik dönemden kalan bir mağara içerisine yapılmış diye söylemişler. Eğer ilginiz varsa bence buraya gidilebilir. Hatta şöyle de şeyleri de var. Burası galiba bir ev. Evin içerisinde de bakın şöyle büyüyle alakalı ürünler kalmış herhalde. Gelip alan da bunu buradan güzel para kazanıyor. Vallahi güzel. Eğer ilginiz varsa Toledo'ya geldiğinizde tam katedralin yan tarafında böyle bir yer var. Çok turistik bir yer. Böyle çok güzel ara sokakları var. İşlemecilikleri falan da çok hoş. Eğer ilgi alanınızı çekiyorsa böyle ara sokaklardan yürüyerek böyle güzel güzel yerleri de bulabilirsiniz. Bence herkes gelmeli. Gelince buralarda da güzel zaman geçirilmeli. Sabahtan gelip akşama kadar buralarda her sokağı gezerseniz bence bütün şehri gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, burası Toledo Kalesi. Katedrali pardon. Katedralin üzerinde güzel 12 havari ile alakalı işlemecilikler var. Buradaki bu bölgeden kalan çıkmış papalar var iki yanında. Ve şey, Floransa'da da olan aslanlı anıttan var. Zaten aslan biliyorsunuz güç, kuvvet anlamında. Katedrallerinde birçoğunda genellikle o dönemin gücünü, kuvvetini anlattıkları yerler bulunuyor. Gençler, size tavsiye, tabelaları dinlemeyin. Çünkü belli yerlerde bazen tabelalar yok ediyor. Ara sokaklara falan giriyorsunuz. Vallahi öyle bulabiliyorsunuz ama bence daha güzel olmuş. Böyle ara sokaklardan giderek çok güzel şeyler gördüm.
Şimdi size onları göstermek istiyorum. Bakın şöyle, eskiden kalma kapılar var. Bu bizde Güneydoğu'da da vardı. Bakın şurada da bir tokmak var. Böyle eskiden kalma, çok güzel. Bunu böyle vurup içeriye ses götürmek adına çok güzel. E şeklinde yapmışlar. Bu bölgeye baktığınızda bizim yani depremden önceki Hatay'a, Antep'in içine çok benziyor. Gerçekten sokaklar, kapılar, keşke yıkılmasaydı o güzelim yerler. Koruyamadık. Çok kötü oldu. Yani buralar baktığınızda o bölgeye çok benziyor. Küçücük sokakları var. Hatay'ı, Antep'i, o iç kısımları görenler çok şanslı. Artık bir daha oraları göremeyeceğiz ne yazık ki. Ama benzer olduğunu buralardan ben iki bölgeyi de bildiğim için biliyorum. Gelirseniz buralara, bu ara sokaklara kesinlikle gelin. Bakın buralarda şimdi sinagoga yaklaştık. Sinagoga yaklaştığımız için de Davud'un yıldızı, yedi başlı şamdanlar, çeşitli şeyler bakın buralarda var. Ve de bakın burada hilal, haç ve Davud'un yıldızı. Aynı bizde nasıl Güneydoğu'da, Antep'te, Mardin'de üç din bir arada yaşıyorsa burada da onu yaşatıp koymuşlar. Gerçekten insanın gözleri doluyor. İnşallah bütün insanlık belli bir zamandan sonra barış içinde yaşar. Bakın yerlerde de böyle yedi kollu şamdanlar, çeşitli İbranice şeyler oluyor. Hani geçmişte bu bölgelerde Yahudilerin yaşadığını anlatıyorlar. Bakın burada da Sefardi dediği herhalde sefaratların müzesi zannedersem. Çünkü yedi kollu şamdanlar vesaireler var. O müzenin de yanından geçiyoruz. Bakın burada da İbranice çeşitli böyle küçük belirteçler bulunuyor. Bu bölgeye geldiğinizde bence kesinlikle gelin görün. Bakın o katedrali görmektense böyle araları gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Şurada da Museo Sefardi diye var. Bunun dışı falan da çok güzel, içi de çok güzel. Bakın yine yerlerde böyle metal hazneler var. Büyük ihtimalle sinagogu gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü sinagoga doğru üzerine de İbranice yazılar var. Bir belirteç, bir amblem gibi herhalde. Burası da merkez. Ve de bakın buralarda gözüküyor. Müzenin girişi burası. Ne kadarmış? 3 euro genel girişi. 1,5 euro var. Toledo sezonluk 5 euro diyor. Buraya girmek isteyenler varsa girebilirler. Vallahi bugün şanslı günümdeyim. Bedava bilet varmış. İçeriye girerken sinagogun içinde onu aldım. Hemen girdim. Şimdi içeriği çekeceğim. Biraz karanlık. Kameradan çok bir şey çıkmayabilir. Yanına yaklaşmaya çalışacağım. Evet, çok güzel işlemecilikler var. İbranice yazılar var içeride. Şöyle kendi işlemecilikleri var. Duvarlar, sütunlar, yukarı taraf işlemeciliği. Gerçekten çok başarılı. Yani buraya geldiğinizde bir sorun. Eğer bedava bilet olursa bence girin. Bence 3 euro da verilebilir. Ben 3 euroyu verecektim. Girince hemen kapıda dediler ki free dediler. Benim için de iyi oldu. Çünkü zaten buraya girecektim ben. 3 euroyu vermemiş oldum aslında. Bakın çok güzel. Şöyle seramikler var. Yerler falan çok güzel. Buraları kesinlikle gelin görün. Seferatların kıyafetleri nasıl giyindiklerini
neler taktıklarını göstermişler. Yani bizim Türklere de çok benziyorlar aslında baktığınızda. Ama bu kültürler zaten hepsi birbirine benzeyen kültürler. Bunların böyle güzel müzenin içerisinde olması çok iyi. Böyle seferatların altında isimleri de yazıyor. Bunlar yaşamış önemli seferatlar zannedersem. Bak bu seferatların göç yolunu anlatıyor. Nasıl nerelere geldikleri, Türkiye İzmir'e geldikleri, Selanik'e gelmeleri, Sofya'ya, bütün hepsinin seferatları nasıl bütün dünyaya göçlerini yaptığını anlattıkları bir harita. Bakın burada sünneti anlatıyor. Sünnetle alakalı videoları var. Eğitimleri, hepsini tek tek anlatıyorlar. Yazılar, kitaplar, kıyafetler, tören elbiseleri, evde kullandıkları genel eşyalar, yemek duaları, hepsini anlatıyorlar. Bence çok güzel bir müze. Yani kültür tanımak isteyenler bence buraya gelsin. Bu çok başarılı. Ben çok sevdim. Genel kültür hakkında çok bilgiyi severim çünkü. Çok başarılı. Bakın böyle geçmişten kalan güzel şeyler de var. Yazması kitaplar. Bunlara baktığınızda çok değerli şeyler. Tarih seviyorsanız, genel kültüre bir şeyiniz varsa, ilginiz alakalıyız. Bakın bu da yukarıdan zaten girdiğim yer. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Yani bu zamanda böyle şeylerin yapılmaması insanı çok üzüyor. Teknoloji var ama hiçbir şey yok. O zaman el işçiliği var. Çok güzel şeyler. Bakmaya doyamıyor insan. Burada işte Yahudilikle alakalı o Sina Dağı, Yeruşalem dedikleri Kudüs, İsrail, bunlarla alakalı geçmişten günümüze gelen böyle tarihi eserler var. Onları anlatmışlar. Zamanında demek ki buraya taşımışlar. Buradan da burada tutuyorlar. Bu da Yahudilikle alakalı çeşitli el yazmaları. Talmud var. Bu Talmud'un biyolojisi. Yedili Şam'dan. Çeşitli yazıtlar. Davut yıldızı. Hepsi bu bölgede böyle sergileniyor. Bence gelip buralara bakmak iyi olur. Bakın bunlar da lahitler, taş yazmalar. Müzenin içerisinde böyle çok güzel şeyler var. Bence gelip görün. Hele ücretsizse
çok daha güzel oluyor. 3 euro vermedim. Çok mutluyum. Normalde verecektim ama ücretsiz eller. Bilet aldım ve girdim içeri. Bu da Toledo şehrinin gene bir yapısı. Güzel bir şekilde anlatmışlar. Evet, şimdi Toledo'ya hoşçakal demenin vakti. Saatimiz 4. Saat 10'da geldik. İşte 6 saat falan burada gezmiş olduk. Bu kadar zaman yeterli. Şimdi otele döneceğiz. Turu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Abone olun, beğenin.